O çok beklediğiniz elektrikli arabalarla uzun yol videosu başlıyor arkadaşlar. Bu bayramda hem de Ramazan bayramında 35 milyon kişinin yollarda olduğu bir zamanda elektrikli arabamla İstanbul'dan Ordu, Fas'a kadar bir yolculuk gerçekleştireceğim. Bakalım elektrikli arabamla yollarda kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Ben de çok merak ediyorum sizle birlikte. Bunu hep birlikte göreceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum. Elektrikli arabalar çöptür. Elektrikli arabalar pişmanlıktır. Elektrikli arabalarla uzun yol yapılamaz diyenler burada videoyu kapatsın lütfen. Şimdi benimle olanlar yolculuğa başlasın. Yola çıkmadan önce arabamı doldurdum. %90 şarja ulaştım burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve kilometresine bakalım. 467 kilometre bana menzil sunuyor. Sizin için burada kilometreyi de sıfırladım. Gidilen yolu, süreyi, her şeyi burada kayıt altına alacağız. Yolculuğumuz başladı. İstanbul'dan kurtulduk sonunda trafikten. Trafik görüntülerini de şimdi size veririm arkadaşlar. Hatta Boğaz Köprüsü'nden geçerken Boğaz'ı sis kaplamıştı. İnanılmaz güzeldi. Ama İstanbul'dan çıkmamız yaklaşık 2 saat sürdü. Sapanca, Berceste tesislerine varacağız. Yaklaşık 160 kilometrelik yolumuz var. Orada arabamızı şarj edeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Yolculukla ilgili de birkaç bilgi vermek istiyorum. Yolculuk planlaması yaparken Lixum ve Voltla diye 2 tane mobil uygulama var elektrikli arabalar için. Orada bütün elektrikli şarj istasyonlarının hepsini görmeniz mümkün. Tek tek mobil uygulama indirmek yerine sadece bu iki uygulamayı indirerek yol planlamanızı yapabilirsiniz. Ben genelde bu ikisini de kullanıyorum. Berceste tesislerine vardıktan sonra, arabamızı şarj ettikten sonra bir sonraki durağımız Highway Outlet olacak. Sonra birkaç yerde daha arabamızı şarj edeceğiz. Aslında şarjım beni bayağı götürmeye yetiyor. Fakat ben riske girmek istemiyorum. İlk kez uzun yola çıkıyorum. Malum başıma ne geleceğini bilmiyorum. O yüzden kısa aralıklarla mola vererek, yani 20 dakika, 25 dakika, yarım saat mola vererek, hem ihtiyaç molası vererek böylece arabamızı da şarj etmiş olacağız. Yani arabamı şarj etmek için ekstra durmayacağım. Mola verdiğim yerlerde arabamı şarj edeceğim. Mola yerlerimi de elektrik şarj istasyonu olan yerlerden seçtiğim için bu konuda bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Bakalım yolculuk bize neler gösterecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Ordu yolculuğumuz yaklaşık 12, 13, belki 14 saat sürecek trafiğin durumuna göre. İlk durağımız olan Berceste dinlenme tesislerine geldik. Sapanca durağındayız şu an arkadaşlar. İstanbul'dan buraya toplam 160 kilometre yol yaptık. Şu an görmüş olduğunuz gibi BYD Atta 3 ve benim arabam Skyway ile birlikte en yakıtta arabamızı şarj etmeye çalışıyoruz. Bu tarafta Turgo istasyonları var. Skotlerinde de arıza olduğu için şu an kullanamadık. İnşallah birisi yardım eder buraya gelenler için. Çünkü birisi acil durum butonuna basmış. Bastığı için de şu an cihaz kullanamıyor. Hatta isterseniz size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi, şu an görüyor musunuz bilmiyorum, ekran biraz yansıyor. Acil durum butonuna basıldı diyor. Ve şu an soket hiçbir şekilde çalışmıyor. Hemen yan tarafta bir tane daha var. Turgo istasyonu. Biraz önce de bunlardan bir tanesi uygun değil diyordu. Şu an uygun. Burada şarj edemediğimiz için karşıya en yakıta gittik. Allah'tan birden fazla alternatif olduğu için arabamızı rahatça şarj edebiliyoruz. Tabii yollarda çok fazla elektrikli araba da vardı. Şu an buralarda da var. İnsanlar arabalarını şarj etmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Bir sonraki durağımız Highway Outlet olacak Bolu girişinde. Orada tekrar yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu an cennete düşmüş olabilirim. Bolu Highway Outlet'teyim arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz her yer elektrikli arabalar için yapılmış şarj istasyonlarıyla dolu. Şuraya bir bakar mısınız? Ve arabasını şarj etmek için gelen insanlar burada mola vermiş durumda. Yani biraz önce Berceste'deydik. Sadece 25 dakika mola vererek arabamızı şarj ettik. O sırada da çayımızı kahvemizi içtik. Oruçlu değiliz malum, çünkü seferi olduğumuz için. Yani bir çay molası verecek kadar sürede hem çay molanızı veriyorsunuz, hem ihtiyaç molanızı veriyorsunuz, hem de elektrikli arabanızı gördüğünüz gibi şarj edebiliyorsunuz. Burada herkes arabasını şarj etmek için yollara düşmüş durumda. Ve fazlasıyla elektrikli araba şarj istasyonu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle göstermek istiyorum tekrardan. Her model, her marka araba için şarj istasyonu var. Hatta şimdi göstereceğim. Arkama iyi bakın. Onlarca şarj istasyonu var. Yani şarj sorununu yaşarım, şarj sıkıntısı yaşarım diye düşünüyorsanız alternatif çok. Sadece iyi rota belirlemeniz lazım. Ben neredeyim tabii ki? Ben İstanbul, Samsun, Ordu, Trabzon yolu üzerindeyim. Bolu'nun girişindeyiz şu an. Birazdan da yolumuza devam edeceğiz.
Yine 20 dakika bir ihtiyaç molası vereceğiz. Bataryamız şarj olacak. Videonun en son bölümünde ise bir değerlendirme yapacağım. Ne kadar şarj parası ödedim, ne kadar mola verdim, ne zaman yola çıktım, ne kadar sürede evime vardım. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Malum siz de izlediniz, çok fazla trafik vardı. Herkes bizimle aynı durumdaydı. Yolda çok sayıda arızalanan araç da gördüm. Elektrikli araba değildi tabii ki bunlar. Bunların birçoğu fosil yakıtlı araçlardı. Belki bakımı yapılmadı, belki arızalandı ama gerçekten insanlara üzüldüm. Keşke arabaları arızalanmasaydı. Biz 20 dakika mola verdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Ve 488 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Şu an Ilgaz, Akbak, Shell tesislerindeyim. Gördüğünüz gibi. Burada En Yakıt'ın istasyonu var. En Yakıt'a geldim. Çok hızlı şarj ediyor gerçekten de. QR kodu görür görmez hemen işleme başlatıyor. Buradan Samsun'a yaklaşık 300 kilometrelik yolumuz kaldı. Ordu Fas'a da 400 kilometre diyebiliriz. Yol gerçekten çok trafikli geçti. Çok fazla trafik vardı. Jandarma kontrolü vardı, radar vardı. O yüzden çok nadiren 100 kilometrenin üzerine çıkabildim. Şu ana kadar yaşadığım herhangi bir olumsuzluk olmadı. Beklediğimin ötesinde bir iyi performans görüyorum açıkçası. Buraya da Highway Outlet AVM'den %90 şarj doluluğuyla geldim. %47 şarjım var hala. İstesem daha da gidebilirim. Ama riske atmadan ufak ufak dolumlar yaparak 20'şer dakika, 30'ar dakika hem ihtiyaç molası hem de arabamı şarj ederek yoluma devam etmek istiyorum. Sıfırdan 100'e yapmaktansa 40'tan 80'e 90'a gelmek daha mantıklı. %100 şarj yapmıyorum. %90 yeterli oluyor. Fazla fazla bile geliyor. Sanırım akşam 7 gibi 8 gibi Fas'ta olurum diye tahmin ediyorum. Eğer bu trafik böyle devam edecekse. Çünkü hiç kesilmedi. 35 milyon kişi yollardaymış. İnanabiliyor musunuz? Videonun başında da söylemiştim. Bunu yollarda gerçekten gördüm. Çok trafik olduğu yerler de oldu. Lafı fazla uzatmayacağım. Bir sonraki durağım Amasya olacak. Ondan sonra Samsun'da ya da Ünye'de şarj edeceğim. Başka da şarj etmeyeceğim. Eve de belli bir şarjım kalması gerekiyor değil mi? Sonuçta gezeceğiz, dolaşacağız. Tekrar şarj yeri aramak istemiyorum. Arabamın markasını merak edenler için Skywell kullanıyorum arkadaşlar. Uzun yol performansı inanılmaz. 520 kilometre normalde menzili var. 2023 yılı sonunda gelen arabalarda ise 642 kilometre menzil var. Benimki 520 olmasına rağmen inanılmaz performans sergiledi. 197 kilometreyi yani %47 dolulukla beni buraya getirdi. Gerçekten çok iyi. Çok memnunum arabamdan. Şimdi yola revan olma zamanı. İstanbul Fas'a yolculuğumuzun sonuna geldik ama Fas'a daha varamadık. Ünye'de Turgo istasyonunda mola vermek zorunda kaldık. Çünkü Fas'ta şarj istasyonu bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden Ünye'ye kadar geldim. Ünye ile Fas arası zaten 10-12 kilometre kadar. Bu yüzden 850 kilometrelik yolculuğun sonuna gelmiş olduk. Yolculuk sonunda neler neler yaşadık. Çok şey var. Şimdi kapanış videosuyla karşınızda olacağım. Bunu da gündüz çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gece saat neredeyse 11 oldu. Bu saate kadar yollarda kaldık. Çok inanılmaz trafik vardı. 35 milyon kişi yolları düşünce maalesef Ordu'ya varmamız da yaklaşık 16-17 saat sürdü. Detayları birazdan yani sabah anlatacağım. Manzara nasıl? Muhteşem değil mi? Sizi bu manzarayla karşılamak istedim arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuzun son bölümünde kaç kilovatlık enerji harcamışız, buna ne kadar ödemişiz, buna bakacağız arkadaşlar. Uzun yol gidilir mi gidilmez mi deneyimimi başarıyla tamamlamış oldum böylece. Üstelik Karadeniz yolunda ve 850 kilometrelik yol gelmiş oldum. Köyü de hesaba katarsak 900 kilometre diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Kaç kilovatlık enerji harcadım? Nerede? Ne kadar ödedim? Hemen başlıyoruz. Yola çıkmadan önce 400 liralık elektrik aldım arkadaşlar. Bataryamı %90 doluluğa getirdim. Böylece ilk gider kalemimiz 400 lira olmuş oldu. İkinci durağımız olan Berceste 3 Sapanca dinlenme tesislerinde yaklaşık 28.1 kW'lık enerji almışım. Bunun karşılığında ise 225 lira ödemişim arkadaşlar. Highway Outlet'te ise 21.9 kW'lık enerji almışım. Bunun karşılığında 199 lira ödemişim. Ilgaz Akbak tesislerinde durmuşum arkadaşlar. 32.9 kW'lık enerji almışım. En büyük enerji alımımı burada gerçekleştirmişim. Yaklaşık 263 lira para ödemişim.
Son olarak ise Merzifon yakınında bulunan Suluova Shell tesislerinde 26.6 kW'lık enerji almışım. Bunun karşılığında 212 TL'lik ücret ödemişim. Yani toplamda ödediğim ücret 850 km için 1299 TL arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ünye'ye vardığımda hala %39 batarya doluluğuna sahip. Peki siz benzinli, dizel, LPG ve hibrit arabanızla yola çıkmış olsaydınız ne kadar ücret ödemeniz gerekiyordu? Bunu da yorumlar bölümüne yazarsanız burada bir etkileşim oluşur ve herkes bilgilenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.